Dostlarım, dünyanın en güçlü, en baba mekanik klavyelerinden bir tanesine yakından bakıyorsunuz şu anda. Asus ROG Strix Flare 2 Animate. Kanka oturalım çünkü birazcık canım sıkkın. Ethereum 1000 doları gördü abi. Yani Ethereum'unuz varsa şu an yandınız kanka. Batıyoruz. Serdar! Neyse, canımızı sıkmayalım. Burada sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Asus gitmiş kendi tuşlarını yapmaya başlamış abi. Buna bayıldım. Yani herkes bunu yapsın. Ne olsun, rekabet artsın. Biz ölücüyüz. Fiyatlar iyice düşsün. Tabii bu mekanikalar ucuz mu? Değil. O ayrı bir konu. Şimdi kutuya baktığımız zaman Flare 2 Animate'in fotoğrafını görebiliyorsunuz. Hemen sağ üst kısımda ise burada AeroSync desteğini buraya güzelce vurgulamışlar. Bu sayede diğer ekipmanlarında da AeroSync desteği varsa sistemi, ekosistemi senkron bir şekilde aydınlatabiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Zaten gördüğünüz burada ROG Enix tuşları olduğunu bizlere söylüyor. Kırmızı switchlere sahibiz ve burada klavyemizin Türkçe tuş desteğine sahip olduğunu bizlere vurgulamışlar ama fotoğrafa baktığımız zaman Türkçe tuş resmi gözükmüyor. İçerideki klavyemiz muhtemelen Türkçe tuşlara sahip. Şimdi arkaya geldiğimiz zaman böyle klasik kısa kısa özellikler bulunuyor. Bunları geçelim. Hızlı bir şekilde mekanik klavyemizi buradan bir çıkartalım istiyorum. Şurada bir tane beyaz bir plexi var. Bu muhtemelen RGB aydınlatmayı dağıtacak. Bunu şöyle kenara aldım. Burada kullanım kılavuzları. Şurada. Bak, burada tuş çıkartma aparatımız var. Ha, keykebi çıkartmak için. Burada klavyeden tuşu komple çıkartmak için. Aa, bak bu güzel. Yani klavyemizin tuşları da, bak keykep demiyorum, tuşları da çıkartılabiliyor. Çok iyi. Şu manzaraya bak. Üst taraf alüminyum. Uçak malzemesinden alüminyum. Ve burada stickerlarımız var. Bunları da kenara aldım. Ve bilek desteğimiz burada. Kanka bilek desteği çok yumuşak. Kablomuz çok kalın ve örgü kablo güzel ve gerçekten kalın. İki tane ucumuz var. Bu iki tane uç neden arkadaşlar? Çünkü burada bir yerde USB çoklayıcımız var. Tam burada ama USB çoklayıcımız USB 2.0. Neden kanka ya? Neden? Şu hemen klavyemizin altındaki aydınlatmayı göstereyim size. Bak kanka, görüyor musun? Burası RGB aydınlatma. Ve adam diyor ki, eğer diyor bilek desteğini kullanmayacaksan diyor, bunu buraya şöyle tak diyor, homojen dağılsın. Bak gördün mü? Hop, ne oldu? Homojen dağılıyor. Ama diyor ki bilek desteğini kullanacaksan kanka diyor, ben bilek desteğinin de altına bir plexi koydum diyor. Bunu buraya şöyle hop taktığın anda bilek desteğinin de altında RGB aydınlatma var. Görebilirsin bak. Bu klavyenin adı Flare 2 Animate. Animate nereden geliyor? Buradaki Asus'un animasyon ledlerinden geliyor. Bunu kendi yazılımı üzerinden kontrol edebiliyorsun. Mesela şu anda Asus'un ROG gözü bulunuyor. Kendi yazılımı üzerinden buraya istemiş olduğun bir resmin görselini yansıtabiliyorsun. Mesela donanım arşivin logosu. Buraya bunu ekleyebiliyorsun. Ama burada bir LCD ekranı olsaydı mükemmel olurdu. Bak kanka, gerçekten. Yani bu mekanik klavye kesinlikle bir LCD ekranı hak ediyor. Ve malzemeye geldiğimiz zaman burada uçak gövdesi bir malzeme bulunuyor. Malzeme kalitesi gerçekten çok başarılı. Yani harbiden de güven veriyor mu kanka? Hani bunu... Bilek desteği çok konforlu abi. Gel kanka, haksız mıyım? Haklısın bayağı. Bayağı rahat bu arada. Değil mi? Evet. Çok iyi oğlum harbiden. Ama şu var, bak sen şimdi dokundun. Parmak izini hemen gösteriyor kanka. Yani direkt belli ediyor. Bir de şu var, sanki çabuk yırtılır mı? Yırtılmaz ama sanki kenarlarda çok çabuk kırışırmış gibi. Bak şuraya dikkatli bak. Gördün mü? Hop. Dikkatli bak buralara. Sanki çok çabuk kırışabilir gibi ama şu bir gerçek. Hiç umurumda değil. Çok rahat. Güzel bir nokta. Mekanik klavyemizin sol tarafında sesi kısma açma için tekerleğimiz var. Aşağı doğru indirince kısıyor. Yukarı kaydırınca sesi açıyor. Yanında bir tane switch var. Bu switch'i aşağı çekince bir önceki parçaya geçiyor. Yukarı kaydırınca bir sonraki parçaya geçiyor. Hemen sol tarafta tuş var. Buraya gömülü. Buna tıklayınca play, pause. Ve sağ tarafta iki tane tuş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, buna bastığın anda bak burada gösteriyor. Bir daha basıyorsun, ışığı yandı. Windows tuşu kilitlendi arkadaşlar. Bunun dışında bir sağ tarafa geldiğimiz zaman ise klavyemizin aydınlatmasını kademeli bir şekilde arttırıyor. Şu an en son kademede, dördüncü kademede. Ve gerçekten görüntü mükemmel. Ve burayla oynadığın zaman da buradaki animasyon bölgesinde yapmış olduğun işlem burada piksel piksel gösteriliyor. Mesela play yaptım. Bak burada play, pause. Sesi kıstım, açtım. Burada gösteriyor. Aşağı indirdim. Bak burada gösteriyor. Mesela bak, Windows tuşumun kilidini açacağım. Basıyorum. Hop, kilit açıldı. Kilitleyeceğim. Hop, kilitlendi. Ve güzel bir nokta, orijinal bir şekilde Türkçe tuş yapısına sahip arkadaşlar. Bak burada
Türkçe karakterleri görebiliyorsun ve büyük enter'ımız bulunuyor. Çok çok güzel duruyor. Bunun dışında ise tuşlara baktığımız zamansa burada dediğim gibi ROG NX Red tuşlara sahip ve bu tuşlar arkadaşlar 40 gramlık basınç uyguladığınız anda aktifleşiyor. Ama asıl bomba nokta ise bu tuş yapısının arkadaşlar 0.125 milisaniye bir tepki süresi bulunuyor. Yani normal 1 milisaniyelik tepki süresine sahip tuşlara oranla kağıt üzerinde 8 kat daha hızlı. Ve 8000 Hz'lik bir tarama özelliği bulunuyor. Yani klavyemiz gerçekten de dünyanın en hızlı mekanik klavyelerinden bir tanesi. Ve buradaki tuş yapısına geldiğimiz zamansa bak burada Otomo Red Switch vardı. O klik klik sesi yok. Çünkü bunlar kırmızı tuşlar, kırmızı switchler. Ve gayet güzel abi. Hani böyle bir de kaliteli bir sesi var. Bunu size hissettiriyor. Güzel. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir oyuna geçelim. Oyunda klavyemizin canlı canlı performansına bakalım. Ve bunun hakkında birazcık konuşayım istiyorum. Dostlarım biraz sonra canlı canlı Valorant oynayacağım ama ilk önce Armory Crate yazılımını göstermek istiyorum. Bu yazılım sayesinde buradaki bütün klavyemizin kontrollerinin hepsini sağlayabiliyorsunuz. Mesela aydınlatma kısmına geliyorsunuz. Buradaki bütün animasyonlarını, klavyenin kendi animasyonlarını Armory Crate yazılımı üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Veyahut da tek tek tuşlara renk atayabiliyorsunuz. Buradan çıkıyorsun. Mesela performans modu var. 8000 Hz'lik tarama modunu alabiliyorsun. Oradan çıkıp mesela buradaki ledlerin bütün animasyonlarını yine Armory Crate yazılımı üzerinden yapabiliyorsun. İstersen buradaki hazır gifleri kullanabiliyorsun. Veyahut da buradan efekt düzenli bölümüne gelip daha demin göstermiş olduğum gibi sistem bilgisinden, takvim bilgisinden, saat bilgisinden tutun da istediğin şekilde kendi isminizi, soy isminizi bile buraya yazabiliyorsunuz. Veyahut da sistem üzerindeki bir görseli buradaki led bölümüne yansıtabiliyorsunuz. Buradan çıkıyorsun mesela klavyemizin makro özelliğini de yine buradaki yazılım üzerinden düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak tuşlar bölümüne geliyorsunuz. Burada tek tek tuşlara istediğiniz makroyu, istediğiniz kısa yolu atayabiliyorsunuz. Canlı canlı bir oyun testi yapalım ve performansını bir görelim arkadaşlar. Bak şöyle sesi açınca burada animasyonların sesi açtığını göstermesi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Of! Keşke burada kill sayısını falan gösterse mükemmel olur biliyor musunuz? Ya belki ilerleyen zamanlarda Asus buna bir güncellemeli bunu yapabilir. Ben yazılım kısmında bunu görmedim ama böyle bir şey yaparsa oy çok güzel vurdum mükemmel olur. Bu arada oyuncu faremde Gladius 3 arkadaşlar biliyorsunuz. Ama dediğim gibi Valorant gibi oyunlarda eğer buradaki animasyon ledleri kill sayısını gösterirse gerçekten mükemmel bir şey olur ha. Ya klavyeyle oynamak gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Flare 2 Animate harbiden çok güzel keyif veriyor. Özellikle buradaki şu bilek desteği çok rahat. Ama eleştireceğim yer var mıydı? Buradaki USB çoklayıcı keşke USB 2.0 değil de 3.0 olsaydı çok çok daha güzel olabilirdi. Ama sonuca baktığımız zaman gerçekten de keyifliydi.